Sıradaki soruma geçeyim. Yine önemli bir konu. Senin de çok önemsediğini biliyorum. Network'teki ilişkiler, yani sponsor ve distribütör arasındaki ilişki, üst alt arasındaki ilişkiler çok önemli bir konu. Burada dikkat ettiğin şeyler var mı? Bu ilişkiyi korumak anlamında. Ve şunu sormak istiyorum. Eğer üst levelinle ilişkin bozulursa ne yapman lazım? Ya şimdi bu yıllardır sanırım bütün liderlerin yaşamış olduğu çok ciddi bir sorun. Şimdi network'e yeni başlayan bir arkadaş olarak örneklendirecek olursak, şimdi ben network'e yeni başladım, gittim seçkine iş anlattım. Zaten ben yeteri kadar bilgi sahibi değilim ama heyecanla, coşkumla seçkine gittim, iş anlattım. Seçkin bir müddet sonra benim bilgisiz olduğumu anlayınca bu sefer benimle çalışmak istemiyor. İşte ben sponsor değiştirmek istiyorum, bu hatta çalışmak istemiyorum gibi 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 birçok sorunlarla sponsorlarını ve liderlerini, hatta şirketlerini rahatsız ediyorlar bu konuyla. Şimdi arkadaşlar, network marketing'te önemli olan şey sizi işle tanıştıran kişi değil. Şimdi bak, ben hikayemde bahsettim. Beni işle tanıştıran kişi 3 ay sonra işi bıraktı. Ondan 2 ay sonra onu sponsor işi bıraktı. Ondan 3 ay sonra onun sponsor işi bıraktı. Yani ben ilk 6 ayımda yukarıdaki herkesi kaybettim. Bulunmuş olduğum şehirde hiç sponsorum kalmadı. Ama bu noktada ne yaptım? Onların üstat sponsorları, üstat liderleri kimse, onu aradım. Dedim ki sponsorum, benim sponsorum işi bıraktı. Ben sizinle çalışabilir miyim? Tabii ki dedim. Direkt onun sponsoruyla, üst liderlerle irtibata geçtim. Hiçbir zaman, ama hiçbir zaman, İşte ben bununla anlaşamıyorum, bu benden bilgisiz, bu bana fayda vermiyor, İşte bilgi vermiyor deyip ne bir şirketimi aramışlığım vardır, ne sponsorumu, ne liderim bu noktada rahatsız etmişliğim vardır. Hep bir üst liderlerle ulaştım ve hep bu noktada, işte benim cirolarımdan para kazanmasın. Bu düşünce network'te çok yanlış bir düşünce ve asla bir network yapan bir kişiye yakışan bir düşünce değil. O yüzden de sponsor değişikliği, o su bu su, her şirketin sponsor değiştirmelerle alakalı kuralları vardır zaten. İşte bir müddet istifanı verirsin, bir müddet beklersin, istediğin yerden işini yaparsın. Ama hiç şöyle bir insanla da karşılaşmadım. Belki vardır, istisnalar kaideyi bozmaz. İşte ben bu kişiyle çalışmak istemediğim için istifa ettim. Aynı firmada başka hatta çalıştım. Çok başarılı oldum. Şu an 10 numara paralar kazanıyorum diyen çok insanla tanışmadım. Hatta benim böyle bir tanıdığım bir tane bile kişi yok. Hani varsa da ben tanımıyorum. Çünkü network masumane yapılan bir iş arkadaşlar. Yani işte benim ciromdan para kazanmasın. Abi network yukarıya göre yapılmaz. Network aşağıya göre yapılır. 12 yıllık network hayatımla bir defa bile bir tane üye benim alt ekibime destek gelmedi sponsorların tarafından. Ben hep sponsorların ağır kolu oldum çünkü. Hiç desteğim, ekip anlamında herhangi bir destek görmedim ben sponsorlarımdan. Birkaç firmada da sponsorum bile yoktu yani, düşün. Ama ben her zaman söylüyorum ki network'ün doğası bu. Network yukarıya göre yapılmaz. Yani sponsor lidere göre yapılmaz. Sponsorun kötüyse tamam, yapmaman gereken bir şeyi öğrenmişsin demektir. Onun sponsoruyla çalış. Sponsorun iyi ise yapman gerekenleri öğrenmen lazım. O yüzden de sponsoru beğenmemek, lideri beğenmemek ya da sizi işe dahil eden kişiyi beğenmemek network'e yakışan hareketler olmadığını düşünüyorum. Bence yapılmaması gereken bir olay. Sponsor alt ekip ilişkilerine gelecek olursak da sorunun devamı. Şimdi ben her zaman tabii önceden biz network'e başladığımız zaman mesela seçkin benim sponsorumsa seçkinin sponsorunu aramak bizde çok mümkün değildi. Hani bir üst bir üst bir üst şeklinde ilerliyorduk ama şu an içinde bulunduğumuz network camiası bunu kaldırmıyor maalesef. Eski network yeni network diye bir kıyaslama oldu. İnsanlar gerçekten kendilerini iyi hissettiren, gerçekten doyurucu bilgilere ulaşabildiği insanlarla çalışmaktan haz alıyorlar. Eğer senin alt ekibin seni aramayıp seninle irtibata geçmeyip senin üst liderlerinle irtibata geçiyorsa, burada o distribütörün şunu düşünmesi lazım. Ben yeterli değilim, kendimi geliştirmem gerekiyor. Hani bu noktaya girmen lazım. Çünkü hiçbir lider ekibi çöksün ya da ekibi işi bıraksın, işte sponsor first line ilişkisi bozulsun da ekip kaybedeyim istemez. Her lider ekibini korumak ve kollamakla mükelleftir.
O yüzden de çözmek zorunda. Bu sorunu ve bu problemi çözmek zorunda. İşte Jim Rohn diyor ya, ne kadar kazanç elde ettiğiniz, ne kadar problem çözdüğünüzle alakalıdır. Yani ne kadar çok problem çözüyorsanız o kadar çok geliriniz artıyor. Aynen öyle. Çok, çok önemli noktalara değindin. Birkaç tane şey de şunu ekleyeyim. Arkadaşlar, sponsorunuzun olup olmaması, yani varsa şanslısınız ama yoksa da ben no problem. Hiç önemli değil. Yani dünyadaki, bırakın Türkiye, dünyadaki liderlerin çoğuna baktığınız zaman sponsor olmadan çalışmış insanlar. Sen bilgiye ulaşmak istiyorsan bir kere şunu söyleyeyim. Bir mentorum şunu söylemişti yıllar önce. Çok hoşuma gitmişti. Demişti ki sen iyi bir distribütörsen, sen çalışkan biriysen, sen istekli biriysen zaten biri gelip sana yardım etmek ister. Yani, kesinlikle. Biri gelip sana yardım etmek ister çünkü sen iyi bir distribütörsün. Her liderin istediği şey budur zaten. Bu birincisi, çok özür dilerim abi. Bu birincisi. İkincisi, şu şımarıklık geliyor bana. Senin üst distribütörün var, ne bileyim çok hoşuna gitmiyor, bir üstünü arayayım. Ama en üstteki çok iyi, en üstteki çok yakışıklı ya da çok bilgili ya da o en çok kazanmış, ben onunla konuşmak istiyorum. Bu da şımarıklığa giriyor. Zaten geliyor. Ben istifa edip sizinle çalışabilir miyim falanlar. Yani bu da doğru değil arkadaşlar. Zaten hani eğer tecrübeli bir liderimiz varsa zaten bunu asla izin vermez. Sizi kendi sponsorunuza bağlar. Doğrusu budur. Herkes en üstte çalışmak ister ama en üstte çalışmak da bence yine faydalı değil. Zararlı bir şey. Çünkü onun network'e bakış açısıyla, baktığı noktayla senin ihtiyacın olan şey arasında fark var. Yani bence leveli sana ne kadar yakınsa o kadar daha faydalı olur. Şimdi ben network'e başladığım dönemde benim kendi ticaret, bir tane distribütörüm vardı. Kendi referansımdı. Çok samimi değildik ama benimle çalışmak istediği için benim network'üme girdi. En yakın arkadaşı da 3 yıldır network yapıyordu. Ve büyük de bir takımı vardı. Ama dedi ki ben seninle yapmak istiyorum dedi ve benim takımından başladı. Sordum ben bunun kaydını yapmadan önce, dedim ki neden benimle yapmak istiyorsun? Neden daha yakın arkadaşım varken onunla yapmıyorsun? Daha tecrübeli. Bana şunu söylemişti. Sen o kadar açsın, o kadar isteklisin ki ve daha yenisin. Ama o artık bir şeyleri aşmış, bir şeyleri görmüş, bir şeyler kazanmış. O yüzden senin daha faydalı olabileceğini düşünüyorum bana. Yani gerçekten arkadaşlar, eğer leveli size daha yakınsa size her konuda daha fazla yardımcı olur, daha fazla önemser. Bunun da kıymetini bilmek lazım. Abi network'ün sana kattığı para dışında en önemli şeyin ne olduğunu düşünüyorsun? Mesela dedin ya eski Musabettin'le şimdiki arasında fark var diye. Yani gerçi cevap verdin, sabır dedin ama düşündüğünde neler kattı sana? Klasik özellikle şey sorularda da şu var. Klasik ticaretle network arasında farkları sormuşlar ama hani sana kattıkları olarak sorayım ben bunu. Ya network bana bir kere söylediğim gibi ilk başta gerçekten sabırlı bir insan olmayı öğretti. İlk başta bana öğrettiği şey bu. İyi bir ebeveyn, iyi bir baba olmayı network'ten öğrendim. Çocuklarla ilişkiniz kurulacağını. Çünkü çocukların inanılmaz bir akıl yapıları var. Yani yetişkinlerden çok daha üst segmentte olan. Hani su ver bana değil de işte bir şeyi onlardan isterken ya da onlara bir şey yaptırmak istiyorsan nasıl yaptıracağını da ben network'te öğrendim. Tabii ki network dışında bunların eğitimleri var. Gidip öğrenebiliyor insanlar ama ben network'ten öğrendim yani bu eğitimlerin hepsini. Çünkü network sadece katılmış olduğumuz akademiler, liderlik zirveleri ya da böyle grup toplantılarına sadece şirket ürün kazanç planı, kariyer planı konuşulmuyor. Her şeyin eğitimini network sayesinde alabiliyoruz. Bir kere network bana inanılmaz bir dost zenginliği getirdi. Her şehirde bir kapımız var, şükürler olsun ki. Gittiğimiz her şehirde bir yer bildirimi yaptığımızda görüşelim diyen insanlar var. Bu çok büyük bir zenginlik bence. Mobilyacı Musamettin olarak tanışamayacağım birçok insanla, hem sanat camiasından, hem siyasi camiadan, hem network camiasındaki böyle gerçekten üst düzey insanlarla tanışma fırsatı oldu. Kendimi geliştirme noktasında çok büyük faydası oldu. Şimdi sanayide yetişik bir adamken şu an yüzlerce kişiye, binlerce kişiye sahneden eğitim verebilir konuma getirdi network. En büyük kazandığı şey bence
Hani insanlar üniversite okurlar ve ömürlerinin yaklaşık 10 yılını eğitim hayatına harcarlar. Bu kötü bir şey değil. Okumaya asla karşı bir insan olmadım, olmam da. Sadece ben okumak istemediğim için okumadım. Ama Türkiye'de milyonlarca üniversite öğrencisi olup işsiz olan insan var. Ya da üniversite mezunu olup bitirdiği bölümün dışında çalışan insanlar var. İşte network, mesela siz bir ilkokul mezunu dahi olsanız gerçekten network marketing'in eğitimlerine katılıp o eğitimlerde öğrenmeniz gereken şeyleri öğrendiğinizde bir üst düzey yöneticilik teklifi de gelebiliyor size. Gerçekten çok ciddi kapılar açılabiliyor, aralanabiliyor. İşte o fırsatlar size akın akın gelmeye başlıyor. Değerlendirebilmek de sizinle alakalı. Ya da değerlendirip değerlendirmemek de sizinle alakalı. İnanılmaz bir vizyon sahibi yapıyor network insanı. Yani müthiş, özgüven, vizyoner, harika. Yani benim kazandıklarım paranın haricinde bu. Bir de daha bakımlı bir Musamettin diyebiliriz dedi. Evet, tabii. Network öncesinde ben hayatımda hiç cilt bakım yapan bir adam değildim ama 12 yıldır düzenli hem günlük hem haftalık bakımları yapıyorum. Ya yani 12 yıldır mesela sabah kahvaltısı yapmıyorum. Çok nadir böyle sabah kahvaltısı yaptığım dönemler. Hep sağlıklı beslenmeye de özen gösteriyorum. Yani bir kere sağlığın her şeyden önce geldiğini, mesela herkes bunu söylüyor. Sağlık her şeyden önemli falan ama beslenme düzenine baktığın zaman, hayat standartına baktığın zaman ağzından söylediği şeyler yaşamında maalesef olmuyor insanların. Ama ben 12 yıldır gerçekten sağlıklı beslenmeye, cilde, saça önem veren bir adamım yani şu an. Mobilyacılıktan nerelere? Ya bu mobilyacılıkla alakası yok aslında. İnsan içinde olması lazım. Seçin yani kim olursa olsun, mesleğin ne olursa olsun, hangi bölümden mezun olursan ol. Bu tamamen istemekle alakalı. Kesinlikle, kesinlikle abi. Peki, şimdiki bakış açın ne abi? Tekrar network'e başlasan, sıfırdan başlasan. Yani şu an sıfırdan yeni bir distribütör olarak başlasan. Nelere dikkat ederdin? Hangi hataları yapmazdın? Muhakkak yaptığın hatalar vardır. Bunu 2019 Ocak ayında işte ben şirket CEO'luğundan istifa ettikten sonra yeni bir oluşumla, yeni bir şirketle çalışmaya başladım. Ve bu aslında sıfırdan başlama olayını 2019 Ocak ayında gerçekleştirdim. Ve 2019 Ocak'ta ben şuna karar verdim. Ya bugün ilk defa network'e başlasam neyi yapmazdım? Hani yaptığım hatalar nelerdi ve bu şu an neyi yapmamalıyım? Yaklaşık 10 gün kadar düşündüm. Ve şuna karar verdim. Yani network'e ilk başladığım dönemde tabii borcun var, paraya ihtiyacın var. Hani önüne gelen her şeyi yapıyorsun abi. Yani çünkü ihtiyacın var abi. Bir taraftan geçimini sağlamak zorundasın, bir taraftan para kazanmalısın, bir taraftan hayatını idame ettirmelisin, bir taraftan borç ödemelisin. O zamanki düşüncelerle 10 yıl sonraki düşünceler tabii ki aynı. 10 yıl önceki senle 10 yıl sonraki sen gerçekten çok farklı oluyor. Ben bağ kurma olayını başaramamıştım ilk başladığım dönemde. Hep böyle iş inanılmaz böyle bir profesyonel yapayım. İşte bir sahnede eğitim vereceksem en iyisi ben olayım. İşte yeni bir distribütör imzalamışsam eğer ekibime onun da benim kadar iyi olmasını ya da ben işte A diyorsam onun B dememesi gerektiğini. Hani böyle diktatörlük derler ya. Diktatördüm ben ilk başladığım zamanlarda. Ama şu an işte 2019'dan sonra daha böyle insanları anlamaya çalışıyorum. Daha böyle bağ kurayım. Hani aile kurayım. İnsanların eşleriyle, çocuklarıyla, ailesiyle tanışayım. Annesiyle, babasıyla tanışayım. Hani onları bir ekip gibi değil de gerçekten böyle hani ailem gibi göreyim. Hani mutlu zamanlarında yanlarında olayım. Hüzünlü zamanlarında onlarla beraber ağlayayım. Hani o bağı kurma olayını son 2 yıldır gerçekten hayatıma çok ciddi soktum yani. Ve ilk başladığım dönemlerde en çok yaptığım hatalardan bir tanesi de şuydu. Önüme gelen herkese ama herkese ürünleri sunuyordum. Yani ürünü sunduğum kişiye tekrar sunuyordum. Artık bana şey diyorlardı ya yeter artık abi istemiyoruz. Hatta böyle arkadaşlıklarım falan bozuldu bu noktada. İşte Musamettin varsa tamam o yine işten bahseder gitmeyelim oraya diyen bir kitle oluştu ama bunun yapılmaması gerektiğini çok acı tecrübelerle öğrendim. Artık kimseye yani bana sormadıkları müddetçe kimseye işimden de bahsetmem, ürünümden de bahsetmem.
Ama birileri bana soruyorsa alır ona gerçekten doğru bir şekilde hem ürünlerimi sunarım, hem iş fırsatını sunarım, hem network'ü. Benim son 4-5 senedir vizyonum şu noktada aslında. İnsanlara ben şirketi anlatmadan önce, ürünleri anlatmadan önce, kazanç kariyer planlarını anlatmadan önce network bilgisi olup olmadığını soruyor. Yani network biliyor musun, bilmiyor musun? Bilmiyorum. Tamam. Önce ona network anlatıyorum. Network böyle bir iştir. Klasik ticaretle arasındaki fark budur. Maaşlı işlerle network'ün arasındaki fark budur şeklinde network'e hiç bilgisi olmayan insanlara önce network anlatıyorum. Sonra şirketi anlatıyorum. Sonra ürün grubunu, sonra en son artık nasıl para kazanırım diye sormazsa eğer, yani ben bu işi yapacağım ama nasıl para kazanacağım bu işten demediği takdirde kazanç planı da anlatmıyor. Ya yani onun sorması lazım bana. Ben bu işten nasıl para kazanırım? Güzel, çok güzel. Bir yandan da yorumları da açtım. Çok teşekkür ederim güzel yorumlarda bulunanlara. Afganistan'a selamlar, Türkmenistan'a selamlar, Azerbaycan'a selamlar bu arada. Orada arkadaşlar mesaj atıyorlar. Abi liderlikte, liderlik tanımı olarak 3 tane kelime sorsam, herkese soruyorum. Senin için en önemli 3 kelime, tabii ki birçok yetenektir ya da liderin sahip olması gereken niteliklerdir, vardır ama en önemli 3 hangisini sayarsın? Fransa'ya da selamlar. Bir, kesinlikle inanç. Yani yaptığın işe, kullandığın ürüne kesinlikle inanmalısın. Yani inanç benim, yani ben inanmadığım bir işi yapamam ya da inanmadığım bir ürünü tavsiye edemem. İnanmadığım bir sistemi insanlara anlatamam. Yani inanç bence her şirket için, her network işi yapan insanlar için birinci öncelik olması gerektiğini düşünüyorum. İkincisi, adaletli bir insan. Ya adaletli olmak zorundayız. Ben inşallah bunda hata yapmıyorumdur. Kendi ekibimle alakalı söylüyorum. Olabildiğince ekibimde ister az ciro yapsın, ister çok ciro yapsın, herkese eşit şekilde adaletli olmaya çalışıyorum. O yüzden 3 kelime dedin ya, işte inanç, adalet, üçüncüsü kesinlikle vazgeçmemek. Vazgeçmemek. Süper. Adalet, adalet deyince şununla da karıştırmamak lazım aslında. Yani takımında 100 kişi var, 100'üne de aynı zamanı ayırmaktan bahsetmiyorsundur. Yok, direkt benim kendi ekibime dahil ettiğim, kendi referansımla dahil ettiğim insanlar. Çünkü bazen şöyle algılanır. Şimdi benim 5000 kişiye yakın bir ekibim var şu an. Şimdi bu 5000 kişiye yakın insanla birebir ben tabii ki çalışamam. Ama belli başlı kariyerde olan liderlerle işte her hafta görüşüyoruz, her gün telefonlaşıyoruz. İşte hepsinin farklı farklı sorunları, problemleri olabiliyor. Ekipleriyle alakalı sorunları, problemleri olabiliyor. Ya da birbirleriyle alakalı sorun, problemleri olduğunda aslında her iki taraf, hani network'te şey vardır böyle dedikodular, o onun hakkında konuşur, o onun hakkında konuşur, o bana şunu yaptı, bu bana bunu yaptı. Güçlü olan lideri kayırmak denen bir şey vardır. O çok bana uygun değil abi. Yani ben her iki tarafı da dinlemeden, konuya gerçekten hakim olmadan konuyla alakalı karar veren ya da yorum yapan bir adam hiçbir zaman olmadım. İnşallah Allah da nasip etmesin. Evet, çok güzel. Onu kastettiğini anladım ben zaten. Sadece arkadaşlar yanlış anlamasınlar. Bu da önemli bir nokta. Son olarak da şunu ekleyeyim ben o zaman bu konuya. Aslında adaleti, yani lider olarak ekibinizde diyelim 5 kişi varsa, tamam mı? Bu 5'ine de %20 ayırmak demek değildir arkadaşlar. Çünkü bu adam mesela çok bir şey istemiyor. Bu adam belki haftada bir gün çalışmak istiyor. Ama bu adam haftanın 5 günü çalışmak istiyor. Sen bu ikisini aynı zamana ayıramazsın. Yani ya da bu adam çok negatif, bu adam çok pozitif, çok inançlı, çok istekli. Burada adil olan şey senin enerjinin, zamanının çoğunu istekli olana vermektir. Kesinlikle. Yani bu hatayı yapıyorlar. Genelde negatif insanları çevirmekle uğraşmaya çalışıyorlar. İnansız insanlarla daha çok zaman geçirmeye çalışıyorlar. Bu yanlış arkadaşlar. Sen önce elindeki pozitifleri, yani yeşil olan çimleri sulayacaksın. Daha sonra yanmış olan çimleri bakarsın yani. O, hatta benim oranım burada %80'i %20'dir yani.
Ya bu hep şeydir ya seçkin. İşte hep kişisel gelişim üstadları da hep söyler. Yani ihtiyacı olanla değil hak edenle çalışmak dediğimiz nokta. Şimdi mesela arayıp mızmızlanan alt ekipler oluyor mu? Oluyor. Maalesef oluyor. İşte benim işte geçim sıkıntım var, paraya ihtiyacım var, bana ekip desteği yapın, bana şunu yapın, bana bunu yapın, bana bedava ürün gönderin vesaire. Hani bunlar network'e çok yakışan hareketler değil. Benim 1 trilyona yakın borcum varken network'e başladım ve bir tane insandan böyle bir talepte bulunmadım. Üçüncü ayımda cebimde o zaman YTL'ydi. 71 YTL parayla Gaziantep'e gittim. Ofisim yok, evim yok, tanıdığım bir Allah'ın kulu yok. 22 gün boyunca Gaziantep otogarında kaldım. Yine kimseden bir kuruş para talep etmedim. Sonra orada işimizi kurduk. Onun arkasından bir sene sonra İzmir'e gittim. Yine İzmir'de ofisim yok, evim yok, ekibim yok, tanıdığım bir Allah'ın kulu yok. 3 yıl orada çalıştım, oradan Eskişehir'e geçtim. Eskişehir'de ev bile tutmadım. Ofisimde yattım, ofisimde kalktım, ofisimde çalıştım. Yani network biraz da bedel ödeme işi. Yani ağlamayan çocuğa meme vermezler. Yani hiçbir lider alt ekibinde sürekli isteyen, sürekli mızmızlanan insanlarla çalışmak istemez. Yani tabii ki hepimiz insanız, hepimizin duyguları var. Hepimiz yardımcı olmak, destek olmak istiyoruz. Fakat liderlerin %99'u da şunu bilir. Ben bu kişiye eğer para desteği yaparsam bu kişi network yapmayacak. Ben bu kişiye bedava ürün gönderirsem bu kişi ürünün kıymetini bilmeyecek. Ben bu kişinin alt ekibine ekip desteği yaparsam network'ün nasıl bir iş olduğunu anlamayacağı liderlerin birçoğu bildiği için istese dahi yapmıyor. Yani öyle bir imkanı olsa bile yapmaz. Yani aylık gelir mesela 50 bin liradır liderin. İşte alt ekipten bir tanesi 1000 lira 2000 lira destek istese bile vermeyen liderler vardır ki doğru olanı yapıyorlardır. Hani şeydir ya işte balık tutmayı tutup verme, balık tutmayı öğretin. Misali buradan geliyor. Tabii tabii kesinlikle. Bu arada aşağıda yazan arkadaşlar var. Şunu yanlış anlaşılmasın. Negatif olmuş insanlara yardım etmeyin değil buradaki kastım. Mızıkçı insanlara çok zaman harcamayın. Bakın negatif olmuş insanla mızıkçı insan arası farklıdır. Mızıkçılık bir karakterdir. Artık tutumdur yani. Anladın mı? Hayatınızda da vardır böyle insanlar. Her şeyden şikayet eder. Her şeyden mutsuzdur. Hep bir suçlu biri vardır. Böyle insanlarla uğraşmayın. Bu kadar. Tabii PowerPoint sunumlarda mesela PowerPoint sunumlarda eğitimi veren liderin verdiği eğitimle ilgilenmeyip de PowerPoint sunumda kelime hatalarını bulanlar. Mesela örnek veriyorum. Yani O tarz insanları kimse mutlu edemez. Yani Jim Rohn'u koy sahneye, yani Jim Rohn dünyanın en büyük kişisel gelişim filozofunu sahneye koy, ya bu adam nasıl takım elbise giymiş diyecek insanlardır yani onlar. Tabii tabii. O yüzden aynen. Yanlış. Aynen. Yani siz takımınızda 100 tane koyunla uğraşacağınıza 5 tane aslanla 5 tane kurtla çalışın. Network'ünüzü öyle kurarsın. Bu demek değil ki 100 kişiye de yürü git buradan demeyin. Ama zamanınızı %80'ini pozitiflere, %20'lerini, %15'ini daha çok o insanlara ayırırsanız sizin de enerjiniz ve isteğiniz tükenmemiş olur. Bir de bu insanlar sadece kendine zararlı değiller, etrafına da zararlar. Ben mesela şu anda mesela benim hayat felsefelerimden biridir de network yaparken de bu şekilde yaklaşıyordum. Karşımdaki insan eğer negatif bir şey anlatıyorsa diyordum ki 60 saniye süren var. 60 saniyede anlattın. Daha fazlasını dinlemek istemiyorum. Çünkü 60 saniyeden sonra benim enerjim de bitiyor artık. Ben de tükeniyorum. Buna da izin vermeyin insanların sizi tüketmesine. Abi benim sorularım bitti. Çok ne güzel bir sohbet oldu. Abi, eyvallah. Benim tamam. İçin de öyle. Vallahi benim ilk defa da böyle canlı yayına çıktın. Bizimle oldu. Güzel oldu. Umarım arkadaşlar da memnun kalmışlardır. Aşağıda başka firmalardan arkadaşlar da çok yazdılar. Çok güzel hikayeydi. Çok öğreticiydi diye. Sağ olsunlar. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Ben kısaca bir öneride bulunmak istiyorum. Yani izleyen bütün arkadaşlara. Arkadaşlar yani hangi alanda kendinizi yetersiz hissediyorsanız, yani ben gerçekten seçkin sana ve senin ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Yani o kadar doğru bilgilerle, o kadar doğru bir platform oluşturdunuz ki hem YouTube kanalı olarak hem Instagram olarak hem Facebook'taki aynı sayfa olarak web siteniz hakeza dolu dizgin. Yani birisi network marketing'e başlayıp sadece network okulunun videolarını ve yazılarını okuduğunda bile %50 %70 oranında gerçekten ne yapması gerektiğini zaten anlayabiliyor, algılayabiliyor. Sadece sahaya çıkması gerekiyor
ve hiçbir para karşılığında bunları yapmamanızdan dolayı gerçekten seni ve ekibini yürekten tebrik ediyorum. O samimiyetinizden dolayı, o herkese faydalı olma düşüncenizden dolayı. Ama insanların, ben şuna inanıyorum, yani herkesin elbet boş zamanları var. Yani her boşluğunuzda, tamam mesela işte çocuklarınızı uyuttuğunuzda, eşinizle böyle baş başa kaldığınızda ya da yalnız kaldığınızda mutlaka ama mutlaka kendinizi geliştirmeye adamalısınız. Bence işte YouTube'dan videolar izleyebilirsiniz, kişisel gelişimle alakalı kitaplar okuyabilirsiniz. Özellikle ve özellikle takip etmenizi şiddetle tavsiye ettiğim işte mesela Tony Robbins mesela, inanılmaz. Takip edin, yani Tony Robbins muhteşem bir adam. İşte Eric Worth muhteşem bir adam. Takip edin. İşte Jim Rohn zaten hani kişisel gelişim babası. Yani Jim Rohn'un Türkçe'ye çevrilmiş bir sürü YouTube'da videoları var. Gerçekten olağanüstü bir adam. Yani bütün kişisel gelişim uzmanlarının babası diye adlandırdığımız. İşte Napoleon Hill, Bob Proctor. Bu insanları takip alın arkadaşlar. Yani videolarını izleyin, kitaplarını okuyun. Tabii ki çalışmış olduğunuz network marketing firmalarının eğitimleri var. Tabii ki liderleriniz size bir şeyler öğretmeye çalışıyor. Ama bunlar yeterli gelmiyor maalesef. Sizin o iç dünyadaki, o herkesin içerisindeki o elması kendiniz parlatmanız gerekiyor. Hani kendiniz bir şeyler yapmanız gerekiyor. Hiç kimse size zorla bir şey yaptıramaz. O yüzden sizin bu noktada istekli olmanız, sizin bu noktada kendinizi keşfetmeniz gerekiyor. Suçi lisan ettiysek affola. Davetin için çok teşekkür ederim. Katılımcı arkadaşlar, bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkürler. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hepinize teşekkürler. Müsamettin Hocam, size de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Son olarak kapatmayalım. Şey sorusu da çok geliyor. Arkadaşlar Instagram'da Instagram bir şeyi değiştirdi, onu söyleyeyim. Canlı yayınlar artık 24 saat şeyde kalmıyor. Story'de kalmıyor. Şu an canlı yayını izleyemeyenler mesaj atıyorlar. Diyorlar ki niye story'de yok? Artık kaldırdı Instagram onu. O yüzden bu yayını ve diğer yayınları izlemek isteyenler Network Okulu TV'ye YouTube'da abone olsunlar. Bildirimleri açsınlar. Biz sırayla oraya yükleyeceğiz. Nusamettin Bey'le yaptığımız söyleşi de oraya yüklendiği zaman oradan izleyebilirsiniz. Network Okulu TV YouTube'dan arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Hadi bay bay. İyi akşamlar.